11 ay boyunca büyük bir özveriyle baktığımız cevizlerimizin artık en son taşlandırma noktası olan hasatı tamamlamak üzereyiz. Sizin de gördüğünüz gibi zaten dış yeşil kabuğu artık normal iç kabuğunu bırakmış durumda. Bizim de bu süreçten sonra bunun iç ve dış beyazlığını korumamız için en kısa sürede üretim aşamasına taşımamız gerekiyor. En son noktaya kalibrelendirmeye en kısa sürede götürmemiz gerekiyor. Bunun için de zaten Türkiye'de seneler önce bizim getirip kurduğumuz, uyguladığımız, mekanik tarım ilkleri yaşadığımız ve devam ettiğimiz, hatta şu an Türkiye'de yeni yeni bu birçok yerde kullanılmaya başlanılıyor ama biz bunu tabii seneler önce kullanmaya başladığımız mekanik aletlerimizi tanıyacağız. Hasatı ne şekilde yaptığımızı göreceğiz. Bazı hazırlıkta hasata başlamadan önce eğer 15 gün önce cevizlere düzgün su verirseniz, su ihtiyacını karşılarsanız bu da hem meyvenin olgunlaşmasında hem de meyveyi toplama sürecinizde etkili olacaktır. Muhakkak. Onun haricinde hasatla ilgili şu an yani dikkat edilmesi gereken önemli konulardan başlıcaları bunlar. Bunları dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bunları zaten bilincinde olarak ve de mekanik tarımı kullanarak sizinle de bugün onları görerek devam edeceğiz programımıza. Makinesini iki farklı boyutta kullanıyor Ataman Ceviz Çiftliği. Ben bunların biraz bilgisini almak için hemen Aycan Bey'e döneceğim. Aycan Bey, burada iki farklı silkeleme ile ilgili ekipman kullanıyorsunuz. Sanırım hem işi yetiştirmek adına iki tane var hem de farklı özellikler görmek adına mı? Şimdi günden güne büyüyen bir üretim var. Bu evet. Üretim her sene ikiye katlıyor. Biz de bu üretime yetişebilmemiz için gereken teknik donanım özellik neyse bu makinelerle bunu en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Bunun için iki farklı makine kullanıyoruz. İkisi de değişik farklı bir makine. Arazinin koşullarına göre bunu farklı yerlerde kullanıyoruz. İkisi de bizim hasatımızı en kısa sürede tamamlamamıza çok faydalı oluyor. Biz bunu senelerdir kullanıyoruz. Türkiye'de yeni yeni kullanılmaya başlanılıyor. Ama bu silkeleme biraz önce bahsettiğim gibi hasatın önemli unsurlarından birisi. Pekala, sizin güzel bir teoriniz vardır derseniz ki hasat zamanı çok önemlidir. Fazla gece de bırakmamak gerekiyor. Çok erken de yapmamak gerekiyor. Bu kapasiteye nasıl yetişiyorsunuz merak ediyorum ben açıkçası. Şimdi bizim günden güne artan bir tecrübemiz var. Bu tecrübeye makine teçhizat eklendiği zaman zaten bu süre istenilen kısa bir süreye iniyor. Evet. Biz de bunu en kısa sürede zaten şunun farkındayız. Cevizi en kısa sürede toplayıp kurutmak zorundasınız. Pazarda iç ve dış beyazlığı yakalayabilmeniz için hasat süresi çok önemli. Evet. Kesinlikle, o zaman biraz da izleyicilerimize sizlerin hasat silkeleme makinelerinden diyelim görüntüler aktaralım. Tabii.